benlik kavramı, öz kimlik ve sosyal kimlik. Herkese merhaba. Önümüzdeki videolarda öz kimlik kavramından bahsedeceğiz. Ancak bunu yapmadan önce bazı önemli terimleri tanımlamaya başlamalı ve bu terimlerin sakladığı anlamları kavramalıyız. İlk terimimiz benlik kavramı olacak. Bunu daha önceden duyduğunuza eminim. Bence herkesin bu terimle ilgili genel bir çıkarımı bulunmaktadır. Psikologların ne dediğine bakalım. Psikologlara göre, benlik kavramı bir kişinin nasıl düşündüğünü, algıladığını ve kendini nasıl değerlendirdiğini anlatmak için kullanılır. Yani kendinin bilincinde olmak, benliğe sahip olmak demektir. Benlik kavramının gelişiminin iki yönü vardır. Bunlardan ilki, varoluşsal benliktir. Varoluşsal benlik kavramını anladığımızda, kategorik benliğe geçebiliriz. İkisi arasındaki ilişkiyi birazdan açıklayacağım. Varoluşsal benlik, benlik kavramının en temel parçasıdır. Diğerlerinden ayrı ve farklı olma hissidir. Bunlar varoluşsal benliğin iki önemli içeriğidir. Diğer insanlardan, objelerden ya da içeriklerden ayrı ve farklıyız. Varoluşsal benlik, benliğin sabit olduğunu anlama ve bunun bilincinde olmaktır. Yani yaşam boyunca değişmez ve oldukça sabit kalır. Eğer birisi gelip size yorgun olduğunu söylese, bu onların benlik kavramı değildir. Bu onların kim olduğunun tanımından çok geçici bir durumdur. Her zaman yorgun olmazlar. O zaman benlik kavramı tutarlı ya da sabittir. 2-3 aylık bir çocuk bile bunu fark edebilir. Kendilerinin başkalarından ayrı olarak zamanda ve uzayda var olduklarını fark ederler. Bu çocuğun dünya ile olan ilişkisinden kaynaklanır. Bu yüzden bir bebek gülümsediğinde karşısındakini de gülümserken buluruz. Beşiklerinin üzerinde asılı olan oyuncaklarla oynayan bebek gördünüz mü? Bebeklerin diğer objelerle ilişkileri vardır ve bu objelerden ayrı olduklarını fark ederler. Şimdi devam edelim. Varoluşsal benliğimizi fark edince kategorik benliği şekillendirebiliriz. Kategorik benlik Bebek ayrı bir varlık olduğunu fark edince gelir. Diğer objeler ya da varlıklardan farklı olsak da bizim de bu dünyada var olduğumuzun farkına varmamızdır. Diğer objeler ve varlıklarla birlikte yaşıyoruz ve bunların hepsi özelliklere sahip. Bu noktada bebek büyüyor ve kendisinin özellikleri olan bir obje olduğunu fark ediyor. Bu yüzden küçük çocuklar bazen kendilerini yaş ya da cinsiyetle ayırırlar, bazen de bazı yetenekleri ve ne kadar büyük ya da küçük olduklarıyla. Küçük çocukların kendilerini sınıflandırdıkları kategorilerden ilk ikisi, yaş ve cinsiyettir. Küçük çocukları sürekli 3 yaşındayım, 5 yaşındayım ya da kızım gibi cümleler söylerken görüyoruz. Çocukluğun başında çocukların kendileri için kullandığı bu kategoriler oldukça somuttur. Onlar büyüdükçe, biz büyüdükçe kendimizi psikolojik özellikleri de hesaba katarak sınıflandırmaya başlarız. Bu yüzden kendimizi karşılaştırmaya başlarız. Diğer kişilerle değerlendirmeler yaparız. Kendimizi kariyerimiz ya da olmak istediğimiz kişiye göre sınıflandırmaya başlarız. Bu yüzden bunlar daha gelişmiş kategorilerdir. Carl Rogers'tan bahsettiğimizi muhtemelen hatırlarsınız. Hatırlatmam gerekirse kendisi hümanistik psikolojide önemlidir. Carl Rogers benlik kavramının üç parçası olduğunu söyler. Bunlardan ilki öz imaj ya da öz imgedir. Bu kendimizi görüş şeklimizi temsil eder. Olduğumuza inandığımız şeydir. İkinci parça özgüvendir. Bu kelimeyi benlik değeri öz değerle kullanabiliriz. Kendimize ne kadar değer veriyoruz? Ve bunu anlatabilmek için buraya ufak bir kalp koyacağım. Kendimize ne kadar sevgi gösteriyoruz? Kendimizi ne kadar seviyoruz? Üçüncü de ideal benliktir. Yani ne olmak istediğimiz, ne olmak için uğraştığımız. İdeal benliği temsilen de küçük bir yıldız çiziyorum. Benlik kavramını daha da genişletmek için sosyal kimlik teorisini kullanabiliriz. Sosyal kimlik teorisinin iki parçası vardır. Ve bu iki parçadan biri, adından da anlaşılabileceği gibi kişisel kimliktir. Bu, genlerimiz gibi kişiye özgü olan özelliklerin toplamıdır. Diğeri de sosyal kimliktir. Bu da toplumda mensubu olduğun grupları göstermektedir. Sosyal kimliği, sosyal kimlik teorisini ve kendimizi kişisel ve sosyal olarak nasıl sınıflandırdığımızı anlamak için buradaki zihinsel süreci anlamalıyız. Bu süreç üç adım içermektedir. Bu adımlar kendimizi ve başkalarının kişi, kişisel kimlik ve sosyal kimlik arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimizde kullandığımız adımlardır. İlk olarak tüm insanlar kendilerini sınıflandırırlar. Farkına varmadan kendimizi sınıflandırırız. Aslında bahsedeceğim bu zihinsel sürecin tamamını farkına varmadan yaparız. Zaten bu insan doğasının bir parçası. Objeleri anlamak ve tanımlamak için kendimizi sınıflandırırız kişileri gruplara ayırırız. Bizim grubumuza ait olanlar ve bizden farklı olanlar şeklinde. Irk, siyah, beyaz, Avustralyalı, Çinli, Hristiyan, öğrenci, muhasebeci gibi sosyal kategoriler kullanırız. Kendimizi ve insanları bu kategorilere göre sınıflandırırız. Eğer bir insanı belli bir kategoriye koyarsak bu bize o insan hakkında bir fikir verir. Yani bir nevi bu kişileri tanımlamış olur. Bir insanı tanımadan sınıflandırmak bir ön değerlendirmedir. Sınıflandırmadan sonra ikinci adım kimlik saptamadır. Unutmadan, tüm insanların sadece bir kategoriye ait olmadığını söyleyelim. Birden fazla kategoriye ait olabiliriz. Pekala, ikinci adıma kimlik saptama demiştik. Bu adım, kendimizi sınıflandırdığımız grubun kimliğini benimsememizdir. Eğer kendimizi öğrenci olarak sınıflandırıyorsak, öğrenci kimliğini kabul etmemiz muhtemeldir. Öğrenci gibi davranmaya ve hareket etmeye başlarız. Bu rol, bir kural gibi gelmeye başlar. Ait olduğumuz grubun, kategorinin kuralına uymaya başlarız. Kimlik saptamanın duygusal bir önemi vardır. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz özgüven, grup kimliğine bağlanmaya başlar. Son adım da sosyal karşılaştırmadır. Kendimizi farkına bile varmadan sürekli başkalarıyla karşılaştırırız. Sınıflandırıp tanımladığımızda kendimizi başka gruplarla karşılaştırmaya başlarız. Grupları birbirleriyle karşılaştırırız. Bunu yapma sebebimiz özgüvenimizi devam ettirmektir. Kendimizi diğer gruplarla iyi bir şekilde karşılaştırmak isteriz. Aslında bu fikir ön yargıyı anlamada önemlidir. Çünkü iki grup kendilerini ayrı ve rakip olarak tanımladıklarında özgüvenimizi devam ettirmek için mücadeleye başlarız. Bu yüzden özgüvene başka bir noktada bakacağız. Ancak bu kavramın sosyal kimlik oluşturmadaki zihinsel süreçte oldukça önemli olduğunu unutmayın. Hoşçakalın.